Evet, doğum günün kutlu olsun. Teşekkür ederim. Nice mutlu yaşlara. Çok teşekkür ederim. Kaç oldun diye sormayacağım sana. 32. Söylemeyi çok seviyorum çünkü herkes şey diyor, asla o kadar gözükmüyorsun. Ben de şaşırdım bu arada, göstermiyorsun gerçekten. Evet, 32 oldum maşallah. Bugün, bakalım. Bugün kimler olacak peki yanında doğum günü kutlamasında? Şöyle, açıkçası kimler yanında olacak bilmiyorum. Hı-hı. Çünkü ben herkese davetiyemi attım. Gelen gelsin bana sürpriz yapsın dedim. Aileden birileri olacak. Evet, anneciğim gelecek, tabii ki anneciğim gelecek. Bak o kolye, seninle konuştuğumuz kolye. Manga konserindeyken. Şaka yapıyorsun, çok tatlı. Tabii, her zaman. Bugün anne de yanımda olacak. Anne de yanımda olacak. Gününde. Evet, dayım yanımda olacak. Aa. Çünkü şöyle, biz 4-5 senedir bir vesileyle bir şekilde ya da ben Mardin'de yaşadığım için hiç ben doğum günü kutlamak gibi bir şey yapmadım. Ama bu sene böyle olsun istedim. Çünkü kilo vermemin de 10. yılı aslında. Yani 10 senede 110 kilo vermemin kutlanabilecek bir şey olduğunu düşünüyorum. Tabii ki de fazlasıyla bence. O yüzden böyle bir şeyler yaptık. Hediye neler geldi peki? Bir küçük kutlama yapmıştım. Orada çok güzel böyle takılarım geldi falan. Ayrıca çok zaman hediye eden arkadaşlarım oldu. Yani bir astrolog arkadaşım mesela işte yıldız haritamı açtı gibi. Ne var yıldız haritanda? Şöyle söyleyeyim, senin de benim de beklediğim hiçbir şey yok. Şaka yapıyorsun. 2025'e kadar otursan evinde dedi. Şaka yapıyorsun. Bir süre böyle devam edecek o zaman. Bir süre böyle devam edecek, aynen öyle. İster miydin şu an yanında erkek arkadaşıyla birlikte doğum günü kutlamak? Yani isterdim. 32 yaşındayım sonuçta. Niye? Kim istemez? Kim istemez? Yani? Değilim ya. Yalnız doğum günü kutlamak da eğlenceli geliyor yani. Arkadaşlarımlayım. Yalnız değilim Allah'tan. Yani hayır yani. Sevginin olmadan. Anlatması. Ha, yapacak bir şey yok. Bugün de böyle. Şimdi sen böyle dedin. Yıldız Ertan'a da baktık. Bu sene evlenirsen peki ne olacak? Sürpriz. Bilmiyorum. Astrolog arkadaşıma sürpriz olur herhalde. Var mı peki birisi? Yok mu? Keşke olsa. Diyor musun? Yani. İnşallah. O zaman çok fazla seni bu konularda boğmayayım. Projelere dönmek istiyorum. Rengim kızarmış olabilir de yani. Projelere dönmek istiyorum. Var mı dizi, film projeleri şu anda son durum ne? Var. Aslında en net olanı söyleyeyim. Bir dijital marka, bir markayla dijital reklam anlaşması imzaladık ve 4 Mayıs'ta lansmanı yapılacak. Çok yeni bir ürün olduğu için şu anda söyleyemiyorum. Ama çok keyifli bir çekim yaptık. Çok uzun süren bir çekim yaptık. Şimdi onlarla olacağız bir süre beraber. Onun dışında ulusal kanala görüştüğümüz 2 işimiz var. Bakalım hangisi hayırlısı olacaksa benim için o olacak. Dijital var. Hani çektik, onaya gönderdik gibi. Güzel çalışıyorum. Hani bu yaşlarda bence çok aktif çalışıyorum şu ara. Nasıl peki bir rol, nasıl bir karakter canlandıracaksın? Önce ulusaldan başlayalım. Hatta sadece konuşamıyor musun? Ama evet, yani netleşmiş olsa çok büyük bir keyifle konuşurdum. Özellikle bir tanesine kalbim çok tık tık atıyor. Umarım gösterilme şansım olur. Bakalım. Oynamak istediğin oyuncular var mı peki şu anda? Aklında hani şu oyuncuyla oynasam, partner olsam çok daha iyi uyumlu olurduk. Ya da oyunculuğunu beğendiğin erkek ve kadın. İki isim. Şöyle, yani aslında bilmiyorum ki, ben bundan çok cevapladığım bir soruydu bu. Oynadıkça insanları keşfediyorum ama geriye dönüp hani oynadığım insanlardan bir daha kimle oynamak isterdin diye sorsan, herhalde bir Bahar Şahin'le oynamak isterdim tekrardan. Daha başrol üzerinden konuşuyorum ve bu Şahin'le oynamak isterdim. Gerçekten hani dengeyi bilen insanlarla oynamak, partnerine yardımcı olmayı seven oyuncularla çalışmayı çok seviyorum. Bugün de sevdiklerin yanında. Onlar da seni yalnız bırakmıyorlar her zaman olduğu gibi. Daha erken saatler ama erken, evet. Partide başlayacak. Başladıktan sonra da anneyle seni çekmek isteriz yani. Kendisi ister mi? İstemez. daha önce de bu çok fazla kıyafet diktiği için bana ona hani gelin sizi de çekelim gibi şeyler söylendi. Hiçbir zaman bunu kabul etmedim. Arkada öyle mutlu yani. Süper o zaman. Tekrardan iyi ki doğdun. Çok teşekkür ederim. Bizi mutlu yaşlara. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Dikkat kendine. İyi eğlenceler. Sen de sağ ol. Derin tamam. Defne Hanım, iyi akşamlar. Merhabalar, nasılsınız? İyisiniz. Biraz konuşalım mı, çok vaktinizi almadan? Çok kısa o zaman, Derin Hanım'ın davasını şey yapalım, soralım. Ama şimdi müsait değil ortam, bakın arabalar... Çok kısa sizi görmüşken bir daha göremeyiz sizi. Tamamdır. Derin Hanım'la da... Beni her yerde görüyorsunuz, beni bir daha göremeyeceksiniz olmuyor hiç. Beklemeniz için söyledim de... Derin Hanım'da geçtiğimiz günlerde bir darpa uğradığına dair iddialar vardı, siz de doğrulamıştınız. Bir gelişme var mı? Avukatımız ilgileniyor. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Şimdilik bu kadar söyleyeyim. Peki, çok teşekkürler. Siz neler yapıyorsunuz bu arada? Dizi var. Evet. Sahneler var bir yandan. Evet.
orkestra provaları. Yoğun devam ediyor hayat. Bayram nasıl geçti sizin için? Sahnede miydiniz? Yok, sahnede değildim. Burada çok yoğundum. 3 gün boşum vardı. Onun için ben oturdum, dinlendim. Peki o zaman. Çok teşekkürler. Sağ olun. Kolay gelsin. İyi akşamlar.